Mas mavi mutfakta hoş geldiniz. Bugün sizlere fikir amaçlı hediyelik çikolata tarifi hazırladım. Çok sıklıkla yapıyorum ve götürdüğüm herkes çok mutlu oluyor. Belki sizlere de fikir olur diye düşündüm. İyi seyirler diliyorum. Tarifimiz için 100 gram sütlü çikolatayı benmari usulü eriteceğim kabın içerisine alıyorum. Tabii ki sevgili arkadaşlar, sütlü kullanabilirsiniz, bitter kullanabilirsiniz. İstediğiniz markayı kullanın. Sadece biraz kaliteli, güzel bir çikolata olursa çok daha güzel olur. Lezzeti hangisi hoşunuza gidiyorsa onu kullanabilirsiniz. 100 gram sütlü çikolatayı benmari usulü eriteceğimiz kabımıza aldık. Ocakta su, tencerenin tabanına biraz su koydum ve kaynama seviyesine gelince çikolatamızı da üzerine bırakalım. Lütfen suya temas etmesin kabınız çünkü çikolata pişer. Ve bir damla bile su içerisine girmesin yine çikolatanız pişer. Bunları yine de infobox'a ekliyorum. Oraya da bir göz atabilirsiniz. Hızlı bir şekilde birkaç dakika karıştıralım. Çikolatamız bir kıvamını alsın. Hemen yağlı kağıdın üzerine dökelim. İstediğiniz gibi sağ sola biraz eğerek, hatta yuvarlak da yapabilirsiniz. O şekilde de çok şık duruyor. Ben birazcık uzun yaptım kenarını, köşesini çok fazla düzeltmeyin sevgili arkadaşlar. Böyle ev yapımı olduğu belli olsun. Fındık ve antep fıstığı kullanıyorum üzerine serpmek için. Yine damak zevkinize göre istediğiniz ürünü serpebilirsiniz. Hindistan cevizi, üzüm, kuru kayısı nasıl isterseniz. Boş yer kalmayacak şekilde hepsini serptik. Bir spatula ile basarak sabitliyoruz. Ve şimdi hediyelik çikolatamızın dolması gerekli. 1 saat kadar buzdolabına dinlenmeye alabiliriz. 1 saatin sonunda çıkardım. Ve altına yağlı kağıt serdiğimiz için kolaylıkla hemen kavlatarak çıkarabilirsiniz. Yani bu şekilde görünümü bile hiç paketlemeden muazzam duruyor. Çok güzel bir hediyeliktir sevgili arkadaşlar. Baklava almaktan pasta almaktansa ellerinizle. O kadar ilginç bir çikolatayı zaten hiçbir yerde satın alamıyorsunuz. Biliyorsunuz bu tarz şeyler satılmıyor. Çok güzel ve özel bir hediyedir. Tabi dokutayı nasıl yapsam dedim ama yine de sizin için ben bunu kırdım. Paketleme olarak da hemen belirteyim. Şeffaf bir şeffaf folyeye, şeffaf bir hediye paketine paketleyin. Üzerine de bir kurdale ile bağlayın. Mükemmel bir hediyeliktir. Nişanınızda yapabilirsiniz, kına gecelerinizde, kız istemelerinde, geçmiş olsun, bebek doğumunda, yani o kadar özel günlerde bunu yapabilirsiniz ki, inanın e, giden hediyelerin içerisinde en çok herkes size bu çikolatayı nereden aldınız diyecek. İnşallah yaptığınızda yorumlarınızı bekliyorum, çok mutlu olurum. Bir dahaki tarifimde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.